sürün hasta. Ya o kurtuluş yolunu da açın. Bugün aşağı indirdik. Şimdi yarın ufak bir kar yağışı. Dün akşam burada kar yağışına dolayı aşağı indirdik. Fazla bir şey yok yani. Sakal makamı kesmişsiniz gözüküyor. Aslında bizler var ya kapında bağırsak, kapıdaklarda da bağırsak bir sesimizi bir tarafa ulaştıramıyoruz. Ama siz basın mensupları, yazılı ve görsel medya konusunda bu özverinizi her zaman biz takdir etmişiz. Yani bugün gerçekten de bizim Sancak bölgesi, yalnız Oğul Dereki olarak demiyorum, Sancak bölgesinin ne kadar mahrumiyet bir bölge olduğunu siz de burada takdir ediyorsunuz, görüntülerde belli. Şu anda görüyorsunuz burada. Ben bir muhtar olarak hep söylemişim. Yalnız bu bizim kurumların elinden imkanları aşan bir durum. Herkes de özverili bir şekilde çalışıyor ama imkanlar aştığı zaman da ara sıra da onlar da çaresiz kalıyorlar. Biz hep muhtarlar söyledik. Biz dedik ki bölgelere göre, nüfusa göre hizmet bazında gereken ekipmanları verin. Sancak bölgesinde biz 20 köyüz. Belediyenin imkanları da belli. 7 mahalle de bize yüktür aynı zamanda. Bu 7 mahalle de açacak. Burada tek bir loderle bir greyder bu kadar personel ne yapsın burada? Vallahi kurum amirlerde bu konuda gerçekten de bizden azı bir çekiyorlar. Ben bir muhtar olarak bunu söylüyorum her zaman. Üstteki yetkililerde rica ediyoruz. Bizim bu mazuriyetimizi, bizim bu halimizi bir görsünler, ona göre versinler. Devletimiz büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Yani bizim bölgemize her an müdahale edilebilecek. Mesela şu anda yolda Kilisek mezarasında bir KOA hastası var, bir de bir şey hastası var. Yani çok acil olduğu zaman belki bu kaderle baş başa kalacaktır. 5 dakikalık bir yani zaman hayat kurtarır diyoruz ya. Bu acil durumlarda biz devletimizle ilgili şeylerde rica ediyoruz. Muhtar olarak burada komşularımız da var. Yüzümüze bir baksınlar, bizim seslenişimizi burada bir duysunlar. Özellikle il özel idarenin bütün personeline teşekkür ediyoruz. Valla bazı yerlerde 3-4 metreyi de geçiyor. Bazı yerlerde 1 metreyi de geçiyor. Genel rüzgarın şartlarına bağlı. Kimi yerlerde belki 7-8 metreyi aşan yerler de var burada. Burası zaten demin de söyledim, karasal ikme mensup bir coğrafi bölge. Ama bu yıl gerçekten ciddi bir kar yağdı. Şu anda da bunu da söylemek istiyorum. Sayın Bingöl Valimize de, yetkililerde de rica ediyoruz. Burada geçimli hayvancılıkla sağlayan insanlarımız var. Hem yem konusunda hem şey konusunda ciddi sıkıntıları var. İlgili kurumlarda, ilgili şeylerde bu konuda destek vermesini istiyoruz bu konuda.